Müdür ıslayıp da şey yaparsak daha iyi olur diye. Yok ıslak şu an. Ne bir vazoların üzerinde ne bu? Burası. Aslında tam burası. Küçük 10'a 20'nin küçük prostitüroz. Bir tapınak. Ön. Duvar ek köşe. Evet. Orası park alanı bir sınırlı belediye. Orası şeyin, belediyenin park alanı ama kazı için biz... Tapınağın yarısına yakın inşa malzemesi hala duruyor. Bunların bir kısmı erken dönem Magarcia Tapınağı'na ait, bir kısmı da tapınağın kiliseye dönüştürüldükten sonra kullanılan dönemine ait parçalar. Helenistik çağdan itibaren Doğu Akdeniz'de yer alan en önemli kehanet merkezlerinden bir tanesi oluyor Athena Magarcia Tapınağı. Sadece tanrıçanın kimliğiyle değil, öyle anlaşılıyor ki eldeki verilere göre, bu tapınakla birlikte Amfilohos kültü de var. Amfilohos'un da önemi var. Bütün Yunanlarda kent kurucu kişiler, kahramanlar aynı zamanda kahindirler ve Apollon'un çocukları olduğuna inanılır. Buradan da yola çıkıldığı zaman Apollon'un Delfoy'daki, Yunanistan'daki bilicilik merkezinin birer şubeleri gibi çalışan bu tapınaklarda insanlar gerek Çukurova bölgesinden gerek deniz aşırı yerlerden gelip buralarda konaklıyorlar, dualar ediyorlar, hatta sunu yapıp bizdeki karşılığıyla istihareye yatıyorlar. Gece gördükleri rüyaları sabah uyandıkları zaman tanrılardan gelen mesaj olarak kabul ediyorlar. Şimdi bu alan ister istemez bölgemize ciddi bir lokomotif noktasında turizme katma değer sağlayacak. İnşallah gün yüzüne çıkartıldıktan sonrasında hem restorasyon çalışmaları hem bölgede yerel vatandaşlarımızın da turizm noktasında da direkt gelirlerine ciddi bir miktarda katma değer sağlayacak. Hem Adana'mızı hem Karataş'ımızı hem Türkiye'mizi Athena Magarcia Tapınağı noktasında Büyük İskender'in ziyaret ettiği bir alandır. Ve gökyüzüne açılan kapı diye, kehanet merkezi diye adlandırılan bu alanın ben bölgemizde ciddi ses getireceğine inanıyorum. O yüzden Roma'dan sonra yapıldığını biliyoruz. Orta Çağ dedim ya 4-5-6'da. İkinci evrenin parçaları bunlar. Magarsus Antik Kenti'nin artık gün yüzüne çıkma vakti geldi. Bu da bu çalışmada bunun bir parçası olarak bugün itibariyle önemli bir aşama kaydediyoruz. Sert betonla yapılmış bir ikinci evre kullanımı var. Güzel bir bilgi de vereyim. Şu an toprağın hangi alanda ne kadar bu parçalardan var bilmiyoruz. Yüzeydekilerle bile tapınağın yarısı hazır. Blok halinde dörde duruyordu. Dört sütunlu bu tapınak cephede. İşte ön kısmı öbür tarafta.